Arkadaşlar merhaba İngilizcemiz kanalına hoş geldiniz. Videomuzun konusu 6. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavlara hazırlık amacıyla yazılı sınavın dinleme bölümüne hazırlık amacıyla örnek bir dinleme bölümü sorularının çözümü olacak. Listening yani dinleme sınavında önemli olan iki husus var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şu. Dinlemenin standardı iki kez. Yani siz metni iki kez dinliyorsunuz sınavda. Bir diğeri de şu, sınav başlamadan önce mutlaka sorulara bir göz gezdirmeniz gerekiyor. Ne sorulmuş, siz neyin cevabını yakalamalısınız, sizden istenen nedir? Bu anlamda mutlaka sınav başlamadan önce sınav kağıdını aldığınızda karşınızda dururken soruları mutlaka incelemeniz gerekiyor. İki kere dinleme yapacaksınız. Birinci de kaçırdıklarınız arkadaşlar, ikinci de tamamlayacaksınız. Şimdi... Bir de e, tüy olarak söyleyelim. Mesela yazmanız gereken bir şey varsa sadece baş harflerini yazın ki zaman kaybetmeyin. Çünkü siz yazmaya uğraşırken ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Diğerlerini duyamayabilirsiniz. Sonra dinleme bittikten sonra baş harflerine bakarak hangisi nereye uygundu diyerek o şekilde kelimeleri tamamlayabilirsiniz yukarıdan. Şimdi bizden istenen şu e, cümle yarıları var burada. Yani dört tane cümlenin ilk yarısı burada cümleyi tamamlayacak ögelerde bakın yukarıdalar. Hangi yukarıdaki hangi öge aşağıdaki hangi cümleyi tamamlar dinleyerek bunu bulmaya çalışacağız. Önce kelimelere bir bakalım. Rainy yağmurlu, windy rüzgarlı, cloudy and sunny bulutlu ve güneşli, dry and cloudy de kuru ve bulutlu. Yani yağışsız ve bulutlu. Bakıyoruz diğer cümlelere. The weather in the north kuzeyde hava is mostly çoğunlukla nasıl olacak bunu biz yakalayacağız. The weather in the east is mostly mostly çoğunlukla demek doğuda hava çoğunlukla diyor. Üçüncü cümle the weather in the west is mostly e, batıda hava çoğunlukla şöyledir diyen cümlemiz nasıl olduğunu biz yakalayacağız gene ve the weather in the south güneydeki hava is mostly çoğunlukla şudur diyen cümlemiz. Birinci dinlemede arkadaşlar şimdi biz şöyle çalışacağız. Birincide ben hiç bölmeyeceğim. Siz dinlemeyi sonuna kadar kendiniz dinleyeceksiniz ve doğru cevabın ne olduğuna karar vermeye çalışacaksınız. İkinci sağ, e, sağlama dinlemesinde ben müdahale edeceğim ve birlikte cevap vereceğiz. Ama merak etmeyin sınavda şöyle olacak. Ben videonun süresi uzun olmasın diye böyle yapıyorum. Sınavda öğretmeniniz size hiç müdahale etmeden iki kere dinletecektir metni.

There is a chance of some rain too, so don't leave home without your umbrella. The temperature is around 10 degrees centigrade. In the east, it's rainy all day today, I'm afraid. There may be a thunderstorm in the afternoon. The temperature is a bit higher at around 13 degrees. In the west and middle of the country, the weather is dry but cloudy. So, no rain for you, but it is quite windy and the temperature is just 10 degrees. The south of the country has the best weather today. It's cloudy most of the time, but sunny this afternoon. The temperature Is around 15 degrees. Evet arkadaşlar birinci dinlememiz son buldu umarım bütün cevapları yakalamışsınızdır ama yakalayamadıysanız da ikinci dinleme bunun için var yakalayabilmek için var. Şimdi ikinci dinlemeyi başlatacağım ikinci de dediğim gibi durduracağım açıklamalar yapacağım çevireceğim size bazı cümleleri ve doğru cevabın ne olduğuna karar vereceğiz. Başlıyoruz. Here is the weather. Welcome to the weather forecast. Welcome to the weather forecast. Hava durumuna hoş geldiniz diyor. Hava tahmin programına ya da hava durum programına hoş geldiniz. Now, let's see what the weather is like today. Now, şimdi let's see, hadi bakalım diyor, what the weather is like today, bugün havanın nasıl olduğuna. In the north of the country, in the north of the country, bakın kuzeye geldik şimdi, It's very windy and... it's very windy çok rüzgarlı and cold and cold ve soğuk there is a chance of some rain too there is a chance of some rain too yani yağmur ihtimali de var ama direkt yağmur demiyor dolayısıyla arkadaşlar biz birinci kısım için ne yapabiliriz cümleyi neyle tamamlayabiliriz windy ile tamamlayabiliriz ben şuradan alayım kopyalayayım ve Windy'yi aynı şuraya yazıyorum. Çoğunlukla rüzgarlı. Çünkü bizim için çoğunlukla neyin olduğu önemli. Devam ediyoruz şimdi. So don't leave home without your umbrella. Yani burada bir aldatmaca var. Tabii ki e, dolayısıyla diyor hani yağmur ihtimali de var. Şemsiyesiz çıkmayın diyor. Ama direkt yağmur yağacak demiyor. Geçiyoruz şimdi. The temperature is around 10 degrees centigrade. The temperature, sıcaklık yaklaşık around 10 degrees centigrade, uh, 10 derece. In the east. In the east dedi. Şimdi doğuya geçtik. It's rainy all day today. It's rainy all day today. Bugün bütün gün hava yağmurlu dedi. İşte şimdi rainy kullanma vakti. I'm afraid there may be a thunderstorm in the afternoon. Evet gök gürültüsü de olabilir, fırtına da olabilir diyor. Diğer maybe thunderstorm. Dolayısıyla arkadaşlar biz rainy de ikinci cümlenin tamamlayıcısı olarak alıp buraya yazacağız. Rainy. Ve devam ediyoruz. The temperature is a bit higher at around 13 degrees. The temperature is a bit higher. Biraz diyor fazla olacak. Around 13 degrees. 13 derece civarında. In the west, in the west batıya geçtik şimdi and middle of the country and in the middle of the country diye ülkenin orta kesiminde middle the weather is dry but cloudy the weather is dry but cloudy hava kuru ama bulutlu yani yağış yok ama bulutlu işte aynı ifade burada var dry but cloudy Üçüncü cümlemizde bu ifade tamamlayacak. Devam ediyoruz. So, no rain for you, But it is is quite windy and the temperature is just 10 degrees. Oldukça rüzgarlı ve 10 derece olacak sıcaklık. The south of the country The south of the country zaten belli oldu hangisi oldu ama dinleyelim. Has the best weather today. Has the best weather today. Bugün en iyi hava orada var. Day. It's cloudy most of the time. It's cloudy most of the time. Çoğu zaman bulutlu but sunny this afternoon but sunny this afternoon ama öğleden sonra da güneşli olacak diyor. Demek ki cloudy and sunny yani bulutlu olduğu da olacak, güneşli olduğu da olacak. Bunu da alıp buraya yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, yani biliyorsunuz sistem değişti. Açık uçlu soru sistemi var artık sınavlarda. İşte sınavların dinleme bölümleri de olacak. Şimdi bu videoda dinleme bölümünü çektik. Bundan sonraki videoda arkadaşlar kelime, gramer, normal, yazılı kısmını çekeceğiz. O yüzden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ihmal etmeyi diyorum. Yorum yapmayı da ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.